Merhaba Disket Kutusu takipçileri, tekrar hoş geldiniz. Bugün en çok izlenen editörümüz Kerem'le birlikteyiz. İlk videomuzda dedi ki Disket Kutusu'nun en az izlenen karakteri yarım milyon izlendim ben geldim. Ben onu ikimiz için söylemiştim. Ben az izlenmeyi ikimiz arasında bölüştürüyordum. Artık sadece benim üzerimde kaldı. O da çok izlenenler Kerem'le. Katılmış oldu böylece. Şimdi dediler ki bugün bana abi şeyi konuşalım. Neden Souls oyunlarını bu kadar sevdik? Yani nedir bunun büyüsü? Hani bu kadar böyle kazık olup da neden böyle oluyor falan. Tabii ki 40 defa, 50 defa, 150 defa konuşuldu bu konular. Ama... Tamam mı? Yani burada çok fazla böyle Souls oyunları üzerine zamanda eski stüdyoda bir Sonat'la bir Bloodborne yapmıştık. Ondan sonra böyle çok derin daldığımız oyuna bir videomuz vardı. Ama o gündür bugündür böyle çok fazla Souls üzerine bir video sohbet çekmedik. Hazır Sinan da bu işin cahili yokken ben de yeni başlıyorken. Sen de yeni dalıyorken ondan sonra ki aslında yani benim kendi oyun karakterime çok ters bir şey. Yani Souls oyunları tabii. Yani ben böyle bir gram keçi boynuzu için, pardon, bir gram bal için bir kilo keçi boynuzu yenmesine karşıyım. Ama şöyle bir şey var, yani çok kafasına giremiyorsun. Yani şöyle, oyun severim diyen, yani oyun sever olan herkes ondan sonra, yani oyun sever olan herkes demek. Telefonda, sadece telefon oyunu oynayanlar değil de. Biraz daha iyi kötü konsol, PC kültürü olan herkes bence Souls oyunlarını sever abi. Bence de. Böyle bir iddiam var benim. Bu ön yargı zaten çok uzun zamandır var ama. Ön yargı da böyle anlaşılamamak, içine çok girememek kesinlikle. Veya şartların oluşmamasıyla açıklanabilir bu sadece benim için. Elden Ring'de biraz kırıldı ama aslında. Belki biraz daha kırılmış olabilir. Çünkü çok ciddi bir ana akım oyun haline geldi Elden Ring. Ama benim için bu camianın kilidini açan oyun Bloodborne oldu. Bence bir önceki neslin en güzel oyunudur abi. Yani şöyle bir şey var. Yani bütün oyunlar arasında benim kendi kişisel fikrim bu. Bloodborne en iyi oyundu. Hala da PC'ye gelmedi. Hazır sarı koltuktayken unuttular abi oyunu da yani. Yani çok ilginç bir şekilde. Yani şimdi gerçekten mesela Hideo Kojima Konami'ye döndü. Yeni Metal Gear yapacak desen. Yani o seviye bir impact olur bence. Etkisi olur. Bloodborne 2'nin. 2'nin. Tabii. Bloodborne 2 duyurulsa. Yani ben iki şey için delaltı hapı isteyebilirim. Bir tanesi Bloodborne. Bir tanesi de Hideo Kojima Konami'ye dönüyor veya Konami saldı Metal Gear haklarını, Kojima yapıyor falan dense. Yani ölmeden dünya gözüyle son bir... Birini seçeceksin. Ben şeyi seçerim yani. Metal Gear'ı seçerim de o da böyle 20 küsur senemi verdiğim bir seri olduğu için yani. Hani. Anladım. Şimdi ama yani Bloodborne, biz bir arkadaşla beraber şimdi... O zamanlar biz PlayStation özel oyunlarının Türkiye lansmanlarını yapıyorduk bizim The Game for Big Kids'te. Tabii Sony yaptı ondan sonra. Sony Türkiye ekip yaptı, Sercan'ın da buna kulakları çınlasın. Ondan sonra şimdi müthiş bir etkinlik oldu bu arada. Fakat tabii biz oyunun settinginden çok etkilendik. Şimdi uzaktan baktığın zaman oyuna yani böyle şey gibi gelebilir. Ondan sonra tabii Bloodborne artık tanınan, bilinen, lore'u böyle kapsamlı bir şekilde araştırılmış bir oyun oldu ama o zamanlardan şey yapıyorum, yani bir Souls oyununa neden uzak durursun? Hani niye böyle girmezsin falan? Şimdi baktığın zaman çok böyle jenerik bir high fantasy gibi geldi uzaktan. Şimdi şöyle bir şey var, yani Bloodborne'un oyunu ben açtım lansman günü. Baktım, kapattık. Ay, o beraber lansmanı yaptığımız arkadaşımla beraber, Nukul Açınlısın. Şimdi da söyleyeyim, Serhat'la beraber baktık ilk. Ondan sonra duyduğu yerinde. Serhat da şimdi Lockpick'in sahibi, kurucularından. Nukul Açınlısın. Şimdi biz böyle baktık oyuna. Bize göre değilmiş, geri koyduk abi. Tabii 15 dakika falan. Şimdi bizi böyle içimizden bir geçtiler. Ondan sonra yok abi şimdi kasamayız bunu falan. 2,5 yıl sonra Bloodborne oynadım abi ben. Gerçekten oynadığım en iyi, o dönem için oynadım. Hatta şimdi bile o neslin en iyi oyunu oldu benim için. Ben hala oynamadım abi. Benim PlayStation 4'üm olmadığı için. Nasıl gözüküyoruz uzaktan? Neden oynuyorsun? Yani nasıl gözüküyor uzaktan abi Souls oyunu? Ya PC tarafındakilerde hiç bulaşmamış sandığım kadarıyla. Sadece Dark Souls oynadım. Bir takım Souls klonlarının da oyunu bitirdim. Yani zaten Dark Souls'u bitirmemle beraber yani kaçırdığım şeylerin farkına vardım. Ve o şey bende vardı yani... Neyin farkına vardın sen? Ya bu sonda alacağım o bir boss'u kesme hissinin bana yaratacağı o his için... Sadece o değil ama. O kadar fazla koşmama gerek yok diye düşünüyordum en başta. O kadar iyi hissettirdi ki. O kadar iyi hissettirdi ki. Abi burada hani Tolkien'in orta dünyası için şey diyorlar ya böyle. Hiç böyle tasarlanmış hissettirmiyor orası. Keşfedilmiş hissettiriyor. Ya Dark Souls'da ilk kez bir oyunda gerçekten ne yapacağımı hiç bilmeden ve onun o korkusuyla böyle huşu duymak var ya o işte yani öyle oldum. Bir NPC'ye vuruyorum. Kötü bir şeymiş mesela. O NPC'ye vuruyorsun. Bitti tam gitti. Geçmiş olsun yani. Uğraşıp soul toplayıp kurtarman lazım. Oyun asla elinden tutmuyor. O dünyadasın dedim ki bu ne kadar zor olursa olsun. Her boss'ta ben bu oyunu bırakıyorum dememe rağmen bırakmadan devam ede ede
İşte o an dedim tamam, Souls oyunları benim şeyimmiş yani. Şeyi çözmek ve o hissiyatı almak lazım. Ya yani bu oyunlar tamam adaletli aslında. Yani bir yere evet, kadar kesinlikle adil. Kesinlikle öyle, aynen öyle, katılıyorum. Şimdi Bloodborne bence, bu benim tabii kendi fikrim. Yani bence Miyazaki'nin yaptığı en iyi iş bence Bloodborne hala. Bunun sadece settingle, hikayeyle falan alakası yok. Bunun bence build'larla da çok alakası var. Şimdi normal Elden Ring'de böyle sınırsız yapabilirsin build. Yani çok fazla silah var, çok fazla zırh seçeneği var, çok fazla büyü. Ondan sonra senin sorcerer's mi yoksa başka bir türde bir büyücü olup olmadığı, büyü türleri de var biliyorsun onun içerisinde. Şimdi Bloodborne'da bunlar çok sınırlı. Ama her bir silaha ve zırh da demek istemiyorum yani. Çünkü giyim kuşam nesnelerine inanılmaz özenilmiş Bloodborne'da mesela. Peki Elden Ring oynayan birinin Bloodborne'u sevmeme ihtimali var mıdır mesela? Olabilir, sevmeyebilir Bloodborne. Daha agresifmiş mesela. Şöyle de yani agresiflik de, yani agresif bir oyun. Daha böyle hıza yönelik bir oyun. Çünkü kaybettiğin bir sağlığı hızlı geri toplayabilirsin rakibine vurarak oyunda. Yani çok fazla burada kalkan da yok mesela. Parry var silahla yapabildiği. Yani düşmanın tam böyle vurma anını iyi yakalayıp zamanla metot dursan parry yapabiliyorsun silahla. Bam diye ateşli barutu barutu sıkıyorsun. O dizilince üzerine çünkü şey oluyor, stagnate oluyor düşman. Ve sen de bir şey vurabiliyorsun. Güçlü vuruşunu yapabiliyorsun. Bunu yapabiliyorsun Bloodborne'da. O nedenle böyle daha hızlı, temposu daha yüksek ama fair. Yani adil bir şeyi var. Düşmanlar da ona göre böyle. Ve tabii ki yani sonuçta bu bir Souls oyunu olduğu için bir yer, birkaç yerde şey diyorsun yani artık yani bilmem ne. Bu kadar da sen bizden belamızı isteme. Mesela genelde bu şey boss'unda oluyor. Akılsız örümcek Rom diye bir karakter ben var. Bende arachnofobi de var abi. Vacuum Spider diye. Ondan sonra oralarda falan bir sinir krizi geçirtebilir birkaç yerde. Ama bana soracak olursan yani hikaye anlatımı, setting böyle nasıl söyleyeyim sana? Hep burada hikaye anlatımı diyoruz, işte setting diyoruz, lore diyoruz. Bunları böyle çok fazla kullanıyoruz ama şimdi bunun karşısına bir şey koymak lazım, tamam mı? Bak Bloodborne bu tanımların karşısına çok eşsiz öğeler koyuyor. Şimdi bunun birincisi şu. Yani kazıdıkça, kabuğunu soydukça derine inebileceğim bir yapısı var, tamam mı? Çok ilginç bir şekilde. Ya tamam gene biz nesne tanımlarını okuyoruz, ediyoruz falan filan da onu işte item description'larından çıkartıyorsun gene. İşte atıyorum. Şimdi Lovecraft teması dediğimiz şey hani bir kozmik horror'a denk geliyorsa eğer mesela şimdi hikayesini tarihi olarak kronolojisine böyle baktığın zaman geriye doğru sürekli gidiyor Bloodborne. Yani Yharnam kasabasının hikayesinden bahsediyorum ben. İşte neymiş? Burası normalde işte bir normal bir kasaba fakat buraya insanlar işte çağdan burası nedir abi? Bizim kaplıcalar gibi tamam mı? Böyle hani romatizma çeken yaşlıların blood healing yapmak için gittikleri bir yer gibi düşün. Yani burası böyle şifa bulmaya gidiyor. Şifa bulmaya geliyor millet buraya. Tamam. Ama o şifanın nereden geldiğini sonradan şey yapıyorlar, çakıyorlardır bunlar gibi oluyor. Şimdi bir zamanlar Yharnam'ın olduğu yerin derinliklerinde zaten bir şey var. Ondan sonra böyle bir... Balrog var. Yok Balrog demeyeyim de bir çökmüş bir medeniyet var. Şimdi bu medeniyet belli ki o şey yapmışlar. Onlar da kazmışlar aşağı doğru bak. Tamam mı? Kafada görselleştir. Yarınımın altında Pitimore zindanları var. O zindanların altında bunlar binlerce sene orada tanrısal varlıkları bulmuşlar. Şimdi Cosmic Arada Old Ones. Yani Old Ones'ın kalıntılarını buluyorlar. Bunların kanından bir tedavi şeyi buluyorlar. Tamam mı? Bunu yavaş yavaş sapıtmaya başlar tabii ki. Yani bu kadar basit mi? Değil. Çünkü burada bir iyileştirici bir kilise çıkıyor ortaya. Sonra bu iyileştirici kilisenin kötü yaptığı karakterleri öldürmek için bir Hunters, avcılar loncası kuruluyor falan filan. Sen de onları şey yapıyorsun. Fakat işin içinde kozmik korku olduğu için aslında bir yani senin yönettiğin karakterin işte gerçek dünyaya dönüp sonra tekrar Hunters Dream denilen böyle gerçekten olan bir silah yapım atölyesini avcıların ortak bilincinde gittikleri bir rahatlıkla rüya gibi kurmuşlar. Oraya gidiyorsun. Zaman öldüğün zaman veya işte level atlayacağın zaman ondan sonra. Fakat buralarda o kadar fazla detay oyun ve gidişatın hikayeyi etkileyen senin verdiğin kararla görüşüyor ve oyun sana bunları anlatmıyor tabii ki. Evet. Yani böyle açık açık hiçbir şey anlatmıyorsun. Diğer Souls oyunlarında da böyle. Böyle. Hep ondan kaçınan sonra, bir hikaye var. Şimdi yani. Senin söylediğin çok doğru tespit. Yani burası keşfediyorsun. Aynen. Abi. Şimdi sana bir şey anlatıldığı zaman, bunu burada çok konuştuk. Yani bir oyunun temel döngüsü içerisinde. Bu oyun bir açık uçlu oyunsa günün sonunda sen harita üzerindeki soru işareti ya da işte oradaki imleç düzenlerini, örüntüsünü, paternini çözmeye başladığın zaman oradaki sürpriz unsurları kaçıyor. Çünkü gittiğin yerde ne bulacağını biliyorsun. Şimdi evet. Souls-like oyunlarında bunlar hiçbir olmadığı için yani elinden tutsun, götürsün, şurada şunu yap, burada bunu yap, bunu burada kes, bak burada questline var.
Hani bu sen quest al git falan. Yani öyle şey yok. Senin için hazırlanmış bir dünya da değil i̇şte yani. Aslında senin için hazırlanmış bir dünya ama bu işte böyle değil, hissettirmiyor sana. O çok güzel bir şey. Bu kozmik korku dediğin şey, ben ilk senden Discretus'u izleyicisiydim o dönem. Evet. Yani bu şeref dair nail olmamıştık bu şerefe. Ve dedim ya bu kozmik korku nedir yani? Nedir? Ve nedir başladım bu okumaya. Lovecraft'ı öyle okumaya başladım. Ve bu Souls serisinde kozmik hangi korku sürekli başladın görüyorsun. Deliliğin Dağları'nda sonra Dagon. Dagon'un da oyunu vardır bu arada. Var. Çok tatlı bir oyun. Dagon bak öneririm. O bile Elder Scrolls'ta tema olarak kullanılmıştır mesela. Yani o kozmik arar üyeleri Dagon. Hadi ya. Mehrunes Dagon diye şey vardı Oblivion'da. Aa, öyle bir tanrı vardı. Daedra değil mi? Daedra'dık. Bu mesela şeyin farkındasın her zaman. Bloodborne'da da öyle mi bilmiyorum ama. Senden habersiz bir dünya var ve sana karşı kayıtsız yani. Tabii. Bir sonraki köşeye çıktığında devasa bir şey de görebilirsin. Bomboş bir koridora görebilirsin. Yani. Evet. Okuduysan İngilizce mi okudun yoksa Türkçesi mi okudun? Türkçesini okudum patron. İngilizce çok zor çünkü bu arada gerçekten. Yani iyi, ne kadar İngilizcen olsan da İngilizcesini okumak, Lovecraft çok garip bir dil kullanıyor abi. Yani copywriter'mış bu arada. Aynen. Eski copywriter. Zaten şeyi yapamıyor, para da kazanamıyor yaşarken. Yani bu işlerinden. Sonra ekmeğini hep başkaları yemiş. Şimdi yarattığı dünya şimdi Lovecraft'ın pardon romanlarında kullandığı dil de bir garip bir İngilizce kullanıyor. Böyle saçma sapan. Saçma sapan değil de kendi İngilizce sözcükler türetmiş. Çok bunları anlayamıyorsun. Şey bir jargonu mu var? Onu bile yani bir orijinal okusan bile inceltilmiş bir haline okuyorsun kimi baskılarında. Ben de en son bir tek şey buldum. Öykülerinden derleme güzel bir cilt buldum. Onu aldım. Bir daha okudum. Ondan sonra şeyde. Şimdi bunu okuduysan abi bunu aslında o temayı oyuna ya da filmlere uyarmak bayağı zor bir şey. Yani mesela ya hikayeler başlar mesela Lovecraft hikayelerinde, romanlarında. Karakterleri bir delirirler. Sonra hiçbir şey olmaz mesela. Yani bir sonu yani şu şöyle bir şey var. Şimdi demek istemiyorum. Yani hikayenin sonunu bağlamaz. Yo bağlar. Ama karakterler başına kötü bir şey gelmez mi? Ölmezler mesela ya tamam mı hani? Aa karakter mücadele içinde öldü falan demezsin. Bir şey olur. Şahit olurlar ona. Hani şahit olurlar. Lan bu oluyor mu olmuyor mu? Var mıydık yok muyduk? Bu gerçekten böyle bir şey mi? Hep bir muallaktasın. Bir böyle muallaktır böyle tamam mı? Çünkü adam yanlış bilmiyorsam 44 tane böyle bir Ancient One kurgulamış. Nereden geldi aslında? Yani bindi. Yani nasıl onu çiziyor düşün. Nasıl oluyor böyle bir şey ya? İşte bunlar bir şey oluyor demek. Bunların kendi planları var ve bunu yani bilinçli olarak yapmasa da bir şekilde böyle şey Pantheon gibi böyle bir Theogonia gibi bir şey yapmış abi. Mitoloji haritası yapmış. Bunu bilmeden yani öykülerinde aslında Cthulhu mitosunun böyle çok tutarlı şekilde işlenmişi de olmamasına rağmen bu adam bunu yapmış. Neyse Lovecraft'a çok girdik burada şu anda ama şey söylemek istiyorum ben. Yani burada bu romanları, kitapları falan okuduysan bunu filme ya da oyuna uyarlamak zor bu temayı. Nasıl bir temel döngü çıkartacaksın? O yüzden genelde bağımsız oyun geliştiricileri yapıyor. Yani bir AAA Cthulhu oyunu görmedik ama Cosmic Horror kullanan çok AAA oyun var. Dead Space gibi mesela işte Callisto Protocol gibi en son. Ama bütün bunların yanında benim gördüğüm kozmik korku temasını en iyi açık ara işlemiş olan oyun Bloodborne abi. O net da yani. From Software'in abi. O da From Software. Çünkü ben mesela belgeselin çekilsin çok isterim. Bu adamlar bu hikayeleri nasıl yazıyorlar ve lore keeping'i nasıl yapıyorlar abi? Yani şey noktasında çünkü hani bu şeyde de böyleydi yani. Diğer Souls-like oyunlarda da böyle. Hani ben hiçbirinde Bloodborne kadar böyle dibini sıyırmadım onu söyleyeyim. Yani Bloodborne'u ben 7 kere falan bitirdim. O bütün tümere zindanlarını falan yaptım aşağı falan. Yani hala da açar açar oynarım yani birkaç. O evrende olmayı seviyorsun değil mi? Çünkü seviyorsun. Çünkü bir şey yok. Yani muadili yok. Bir de şeye baktın yani böyle high fantasy, orta çağ falan değil. Yani böyle 1800'lerin böyle Victorian dönem İngilizcesi, barok mimarisine gotiği yapıştırmış abim böyle. Enteresan bir gökyüzü, işte çok ilginç mimari, çok ilginç giyim, kuşam şeyleri falan. Böyle çok eşsiz bir şey yakalamış. Bir de zaten sadece yarınlam değil, etrafındaki ormanlar, işte oradaki balıkçı kasabasına inen yol falan yani, yani şimdi bile böyle korkunç resim isimler veriyorsun. Ürkütücü yani. Ve çok karakteristik bu Dark Souls'un Artorias DLC'si var bir tane. Oraya giderken bir tane NPC var. Daha Bloodborne çıkmamış ama. Ya çok böyle Victorian bir kıyafeti var. Ben de Bloodborne'un hani var olduğunu öyle bir olduğunu biliyorum. Ya ne kadar karakteristik. Bu acaba dedim Bloodborne'a gönderme mi? Gerçekten de öyle. Öyleymiş. Yani. Evet öyleymiş. İlginç. Ortada bir şey satıyor orada. Bence zaten abi Miyazaki'nin, Kojima'nın da öyle. Kafalarında belli bir takım eserler ve adamlar var. Miyazaki mesela Elden Ring'de de bu Berserk diye bir manga serisi vardır. Belki bilirsin. Biliyorum. Kentaro Miura'nın eserleri. Her noktada ona böyle bir saygı duruşunda bulunmuş. Bloodborne'da da bence bunu Lovecraft'a yapmış yani. Kafasında onu çok oturtmuş ve ben de koyduğum eserde bu kadar tutarlı bir şekilde takip edeceğim demiş bunu. Yani şöyle oyun dünyası oluşturmak yani
biz geçen bir videoda bahsettik. Yani çok lore dump'a maruz kalıyoruz ya. Hani ben çok yani her oyunun da lore'una giremem yani günün sonunda. Yani şöyle bir şey var. Yani sen bir oyunu pazarlamasını yaparken içerik pazarlaması diye bir şeyi yapabilirsin. Yani o da senin kendi ürettiğin dünyayı oyuncuya tanıtmakla alakalı. Yani karakterler, işte dünya nasıl bu hale gelmiş. İşte content marketing dediğimiz konu. Şimdi Miyazaki bunu öyle bir yapıyor ki, bunu sen Miyazaki adına yapıyorsun zaten forumlarda, öyle miydi, böyle miydi, burada bu referans mı var, şurada bu referans mı var. Ya sen içinde bulunduğun dünyada daha çok öğrenmek istiyorsun. Evet. Nasıl bu hale gelmiş karakterleri ve öğrendikçe beynim patlıyor. Çünkü çok iyi yazmış. Gerçekten. Adam. Mesela atıyorum işte, sallıyorum ya, German'ın hikayesine bakın mesela, oynamayanlar için söyleyeyim. Bloodborne'da German'ın hikayesine. Böyle trajik bir şey olamaz. Yani oyunda adamın toplam 5 dakika 10 dakika süresi vardır yani. Çok etkin bir karakter. Ondan sonra ama aktif olarak göründüğü. Mesela baksınlar. Healing Church'ün geçmişine, geleceğine, neden böyle bir içten içe çürümüş bir müessese haline gelmiş. Onlara baksınlar ve şok olsunlar. Çünkü gerçekten çok kaliteli yazılmış. Gerçekten yani ya. Kalitelinin karşısına şunu koyabilirim. Yani alışılmadık tarzda bir şeyi var. Karakter dikeyleri var Miyazaki'nin. Yani ve bunu sana da anlatmıyor. Başkası olsa abi çok iyi hikaye yazdık. Bunu dayayalım, anlatalım her der ya. Her tarafını söyleyelim abi. Adam her yazmış şeyin... yazmış ve çok iyi yazmış ve böyle duruyor. Evet. Sen buldun falan. Bazı oyuncular da bunu zaten sevmiyor işte. Yani hiç ama herhalde orada da o çabayı göstermeni istiyor. Bu yani. Tabii şimdi şöyle bir şey abi, yani günün sonunda bahsettiğim şey bir oyun ve kişisel beğenilere açık bir konu bu. Yani biz şey diyemeyiz hani bunu beğeneceksiniz. Yani şimdi ben beğenmeyenin oyundan anlamıyordur desin. Tamam tabii ama bu da kişisel bir görüştür. Ama kurgu seviyorsan yani kurgu, fiction dediğimiz şeyi seviyorsan yani anlamamışsın demek gerçekten istiyorum yani. Öyle ya. Tabii ben bunu şey için söylüyorum ağırlıklı olarak. Yani Souls'daki konuşuyoruz ama ben ağırlıklı olarak referanslarımı hep Bloodborne'dan verdim. En iyi bildiğim dünyası olduğu için Miyazaki'nin. Ama diğerlerinde de daha az emek yok elbette ki yani. Kesinlikle. Ama benim için daha ayrı bir yerde duruyor Bloodborne. Onu söyleyebilirim kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Ya ben Dark Souls'u ilk Dark Souls oynadım ve yani hayatımda herhalde en sevdiğim ilk 5 oyundan biri oldu yani. Olur abi. Yani adam nakış gibi işte kör olana kadar yapmışlar abi yani. Mesela çok garip bir boss gördüm. Pinwheel yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane adamın karısını ve işte çocuklarını kaybetmiş. Geri getirmek istiyor onları. Bir takım büyüler, ritüeller yapıyor ama tabii korkunç şeyler. Büyüsü başarılı oluyor ama yani tek bir surette can buluyor hepsi. Baba, çocuk, anne şeklinde ve çok böyle grotesk bir yaratığa dönüşüyor. Hı hı. Sen orada onu kesiyorsun ve ona devam ediyorsun ama o trajik hikaye seninle kalıyor. Çok fena yani. Tabii canım. Böyle Bloodborne'da çok fazla hikaye var. Hatta Ancient One'dan bir tanesinin böyle bir hikayesi var yani. Hadi ya. Mesela şey de öyle. Father Gascoigne'in hikayesi de çok enteresan. O da bir NPC gibi. Bir, o da bir NPC. Mi? Değil mi? Yani çok da spoiler vermiş gibi olmayayım tabii de yani karakterin oyunda nereye denk düştüğünü zaten bilen bilir. Ama hikayesi çok şey yani. Hani böyle ciğerimiz kalmamıştır hikayesi yani. Ben PlayStation 4 kiralayacağım bu videonun sonunda. Bence yani. Evet ya yani bence bir şekilde eriş yani. O çok bekledim çıksın diye çıkarmıyorlar. Çıkarmıyor abi, sanki adamlar da unuttu gibi yani. Hakikaten. Bloodborne diye bizim bir markamız vardı. Hani yapsana abi, niye yapıyorsun? Anca Armored Core 6 yapsınlar. Kim bekliyorsa abi ondan. Kim bekliyor abi Armored Core 6'yı? Bir söyle bakayım bana ya. Bir tek ben bekliyorum vallahi. Bir tek ben bekliyorum vallahi. Bakalım nasıl olacak? Ne bekliyorsun? Çok iyi olacak. Diyorsun. Ben hani tamamen Souls formülerine ayrı bir şey ama hiç uzatmadan. Orada da Miyazaki'nin bu arada başarısız olduğu eserlerden biridir Armored Core. Öyleymiş. Aynen ama yine From Software'in büyüsünün şak diye hissedildiği inanılmaz bir seridir ki o yüzden 10 sene sonra Armored Core 6 diye devam ediyorlar. Cesur hareket ama ben altından çok güzel kalkacaklarına eminim. Peki bana Dark Souls oynadın sen sadece. Evet, orada en sinir Elden olup oynadım. Elden Ring'de oynadım. En sinir olup böyle gamepad'e attığın boss. Blighttown. Ha, boss mu? Bed of Chaos. Var ya abi, hmm. Bir tane odun olmuş, bir şey olmuş. Bizim köydeki korkunç ağaca benziyor. Odun bir şeyler yapıyor. İnanılmaz rahatsız edici bir boss. Miyazaki de söylemiştir. En çok evet. Pişman olduğum bosslardan biri o demiştir yani. Şeyde Elden Ring'de. Elden Ring'de ben vallahi bilmiyorum. Daha şeye gelemedim ama o olur diye düşünüyorum. Kırmızı saçlı abla kimdi? Malenia mı? Malenia yok. Daha henüz oraya gelemedim. Buradan da şeye selam yolladım. Teknopat'tan Emine selam olsun. Ben direkt ona Twitter'dan yazmıştım abi. Star Scourge Beast var Elden Ring'de. Bir kraterin ortasında. Kraterin ortasında. Ya Allah'ın belası şey yani, o tamam çok mı? Çok kolaydı abi. Bende hiçbir şey yok çünkü ben neden biliyor musun? Bende sadece melee var abi. Hmm. Ben asla projektil atmadım şeyde Elden Ring'de ve oraya kadar bir şey mi kasıyorsun? Ve oraya kadar geldim yani, tamam mı? Melee build yaptım ve çok pişman oldum. Sonra tekrar gidip şeyi hangi boss'u öldürdükten sonra sıfırlayabiliyorsun. Bir abla var, akademisyen bir abla. Bravo, akademisyen ablayı kestikten sonra şey yapabiliyorsun. Sanıyorum şu an 90 saat falan gömdüm ben Elden Ring'i. Daha bitirmedim, hala oynuyorum. Ama şey, sonuçta eski bir Souls-like oyuncusu olsan tabii ki hala şey yapabiliyorsun. Yani duvara çarpabiliyorsun. Çok net. O çok güzel bir ben şey. Ben şimdi respect yapıyorum. Evet abi, yani ben çok güzel bir şey bu. Ben seviyorum
bunu. Yani şöyle, hani oyun seni daha iyi olmak için veya işte kendin bir şeyleri eksik yaptığını tespit etmen için sana alan tanıyor yani. Gidip tekrar respect yapıyorsun, yeni build yapıyorsun, şunu şöyle bunu öyle dene, falan filan. Dene, yanıl, bir daha dene. Gran Turismo gibi lan. Yani daha hani bu yarışı kazanamadık. Gidip şu süspansiyonları bir değiştirelim, yeni şeye takalım falan deyip tekrar yarışı kazanabiliyorsun. Bu da öyle bir gidip şey yapabiliyorsun yani, karakterle alakalı ince ayar yapabiliyorsun. Çok seviyorum o yüzden. Ya bu yani kurşun geçirmez bir formül abi. Aynı formülü Armored Core'a da koymuş. Onda da işliyor yani. Dene, yanıl, başarısız ol. Bir daha dene, yanıl, başarısız mesela ol. Mesela şunu sevmezdim ben eskiden. Yani çok deneme ve yanılma oyunlarını sevmezdim. Ama orada şu olurdu. Eskiden bahsettiğim oyunların temel döngüsü genelde adventure olduğu için. Sen hiç unutmam. Çok sevdiğim bir oyundu PlayStation bir zamanda. Fear Effect. Ama yani her sahnesinde bir deneme yanılma yapardın yani. Tamam mı? Yani gibi bir sahnedir oyun. Ondan sonra böyle bir sahnede iki tane düşman var, bir tane puzzle var, şu var, bu var. Yani oraya o sahne, tek bir sahne illa bir deneyeceksin. Yani gimmick olacak. Deneyeceksin. Evet yani onu sevmem mesela. Ha, tamam, ya, iyi değil. İkisi karışmasın birbirine diye söyledim. Deneme yanılma çok tekrar düştüğün zaman çok kötü bir şey. Hı-hı. Ama denedin, yanıldın, bir şey daha denedin, bir daha yanıldın, bir şey daha dene, ondan sonra yürü. Akıyor. Ama 20 tane, 20 kere denersen o bir sıradan sonra gameplay'de yani. 2500 liralık DualSense'i atarsın ekrana yani. Yani sonra yansın buralar diye. Bence Logitech var bu denizaltı için kullandığım ama bir şey olmadı. Eyvallah. Durum bu yani. Şimdi ne gelecek? Biz ne bekliyoruz? Armored Core bekliyoruz. Tabii, artık. From Software'dan onu bekliyoruz. Tamam. Onun da sen de bir incelemesini yaparsın diye. Yapacağım abi yani. Sonra da beni kovarsınız artık. Bir saat yaparım onu. Arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Eğer hala uzak duran varsa Souls-like'dan. Kesinlikle deneyin. Kendini yaklaştırmak için belki bir forumculuk oynayabiliriz aşağıda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.